değil mi? Yok, deli değil açması. Biliyor mu ya? He. Tamam niye? Işığı nereden alıyordu ya? Yukarısı açık kalıyor. Işığı oradan mı alıyor? Hocam, yaklaşık 3 metre 4 metre derinlik var. Hocam şu anda kayıt yapıyor, bir değerlendirme yapacağız mı? Şimdi buradaki tabakalar güney tarafı, güneye doğru dalımlı şeyler var. Volkanik kayaçlar var. Tüfler var. Beyaz olarak çözmüş olduğumuz bunlar tüfler. Aynı zamanda şurada da çizgi halinde bir fay devam ediyor. Şimdi buradaki volkanik tüflerin ayrışmasıyla meydana gelmiş olan bir mağara. Burası. Buna hatta inde diyebiliriz yani ama olduğu zaman şekillendirmesi lazım. İnsan şişesi faktörü etkili olmamış burası. Suların da burada birikmesinin sebebi düşen yağışlar ama bu kadar az bir kısımdan yani suyun alması mümkün değil. Büyük bir ihtimalle üst kesimlere düşen yağışların diğer altına doğru sızmasıyla bunlar meydana gelmiş. Ve muhtarımın söylediğine göre su tuzlu diyor. Tuzlu bir özelliği var diyor. Suyun tuzlu olması da buradaki yer altına sızan sular işte çeşitli kayaçlardan geçerken onlarla temasa geçtiğinde onların özelliklerini alıyor. Evet. Aynı mesela nasıl Van Gölü'ndeki suyun sodalı bir özelliği varsa evet, bunun da böyle bir kimyasal özellikleriyle ilgili bulunduğu kayaçların kimyasal özellikleriyle ilgili olması gerekiyor yani. Muhtarım bu mağaranın ismi neydi? Buraya Seyli dedi. Seyli. Eskiden çok fazla güvercin olduğunu söylüyor. Fakat avcılar tarafından hala izlerde var bakın oralardan. Ortadan kaldırılmış. Volkanik bir formasyon içinde almış. Yani Türklerin içinde açılmış bir mağara. Ve mağara aynı zamanda fay hattı üzerinde kurulmuş. Harika bir şey yani. Derinliği de herhalde vardır yani 5-6 metre su vardır evet. Fotoğraf sığ gibi. Buraya zamanıyla şu ada yokken böyle düver dedi çam ağacının boydan buraya atıyorlar gidiyor. Evet. Demin gördüğünüz mağara. Niye atıyor amca? Bunun burası iki tarafı. Tomru, çamlı. Bunun evet. Uzun tomru atıyorlar. Şey, batı tarafı evet. Dik gidiyor bu galiba. Gidiyor. Allah hocam. Daha derinmiş bak. Şu alt tarafı açık gibi galiba. Sanki o tarafa alta gidiyor. Ayrışan malzeme de düşüyor ya. Evet. Düşünce de gelen üst kesimlerdeki malzemeden. Peki amca şuradan gelen insan bilmeden gece gündüz düşmez mi? Hayvan. Hayvan düşüyor oradan. Hayvan düşmedi hiç bugüne kadar da. Belki de düşmüştür yani, da. He, biz bilmiyoruz yani içinde tabii içinde. Belki de gitmiştir yani. Evet, burada kaynıyor, o tarafı buradan akıyor gidiyor. Kaynama yok, bilmiyorum yani. Yok, bu burada toplama bir su gibi bir şey. Ama toplama su da olsa biraz böyle buzlu kokar filan şey olur. Yok, bu sürekli. Ve şu anda bir şey söyleyeyim. Mağaramızın yüksekliği de benim GPS'e göre 1400, evet geçiyoruz. Evet, 1460 metre. Rakım. Evet, rakım. 1460 metre civarında. Şuna çıkıyor mu böyle? Ha buraya, buraya.